tabii kanser hastalarımız için Fatma Hocam, hem Ramazan ayının içerisindeyiz, Covid salgını var. Onlar tabii tedavileri devam ediyor, etmek zorunda dediniz. Ki kanser hastalığında tabii bazı mevcut işte kemoterapi, ışın tedavisi de onları almak zorundalar. Evet, şimdi Ramazan ve kanser çok sık işlenmek zorunda kalıyor ve neredeyse Ramazan'a bir hafta kala bizim mesajlarımız, telefonlarımız neredeyse susmuyor. Oruç tutabilir miyim, deneyebilir miyim gibi. İstiyorlardı. Evet. İstiyorlardı. Şimdi bizde de zaten genel kural olarak aktif alan, aktif kemoterapi, akıllı ilaç, immünoterapi gibi tedaviler alan hastalara yani oruç tutmamalarını zaten söylüyoruz. Neden diyoruz? Çünkü verdiğimiz tedaviler sıvı almazsak bir takım yan etkilere neden olabiliyor. Tansiyonu düşürebiliyor. Ya da verdiğimiz ilaçlarla ishal oluyor, sıvı desteğine ihtiyacı olabiliyor. Veya verdiğimiz ilacın vücutta iyi dağılması için yeterince sıvı almak gerekiyor, düzenli beslenmek gerekiyor. Bu nedenle de aktif tedavi olan hiçbir hastamıza zaten oruç tut demiyoruz. Ve tedavisi yeni bitmiş hastalara da oruç tut demiyoruz. Fakat tedavisi bitmiş, herhangi bir vücutta sıçraması yok, genel durumu iyi, eşlik eden diyabeti, hipertansiyonu, kalp hastalıkları yok. Böyle hastaları ilerleyen yıllarda deneyin, eğer zor gelmezse devam edebilirsiniz şeklinde önerilerde bulunuyoruz. Ama dediğim gibi mesela işte mutlaka görüntülemesi var, kontrolü var. O günlerde zaten tutmayacak. Aktif tedavisi var, tutmayacak. Bu nedenle de aslında bu çok da tartışmalı bir konu değil. Evet. Tabii bununla birlikte Ramazan ayında da işte yine şu anda Covid salgını devam ediyor ama onların tedavileri de bu süreçte de devam etmek zorunda. Tabii Ramazan'da Covid, kanser, yani bunlar birbiriyle ayrı şeyler. Evet. Yani Covid olması Ramazan'ı etkilemez ya da bizim hastaları konuştuğumuz gibi. Onun için Ramazan ayında Covid de olsa hastaların tedavisi devam ederken oruç önermiyoruz. Covid olmasa da oruç önermiyoruz. Covid yokken de, yani Covid varken sağlıklı, tedavisi bitmiş, 6 ay senelik takiplere gelen hastalarda uygun şartları sağlıyorsa, eşlik eden hastalıkları bunlara müsaade ediyorsa o zaman oruç tutmalarına engel değil.